Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Proje Next ile birlikte gelecek yeni arayüzümüz test sunucusuna eklendi. Bazı özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Yeni kahraman Aulus ve Pacuity'de düzenleme yapıldı. Hepsi bu videoda olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle yeni eklenen özelliklerden hızlıca bahsetmek istiyorum. Artık bakın burada arkadaşlarınızın profil kısmında ismini düzenleyebiliyorsunuz. Mesela bu arkadaşın ismini ben Fatma diye kaydediyorum mesela. Bakın Fatma yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu artık burada Fatma. Yani profiline gittiğinizde yine ne yazıyorsa o tabii ki gördüğünüz gibi. Ama ben buradan ismini Fatma veya işte Tırtıl, yani bu şekilde değiştirebileceksiniz. Ayrıca buradan baktığınızda gördüğünüz gibi favori kahramanları, işte ligi, ülkesi ve yine diğer şeyleri de gözüküyor. Bu bir tane özellik, yeni arayüzle birlikte gelecek özelliklerden bir tanesi. Onun dışında bakın artık burada toplu sat özelliği var. Gördüğünüz gibi seçiyor, direkt toplu sat diyorsunuz. Toplu satmak istiyor musunuz? Eminim derseniz gördüğünüz gibi toplu satıyor. Her birinden bir tane tut diye bırakmışım. Bunu da iptal ediyorum. Mesela şöyle tekrar sat diyorum. Gördüğünüz gibi kasanızdaki şeyleri toplu bir şekilde satabileceksiniz böyle. Onun dışında yine buranın arayüzü değişmiş. Tamamen paketler, şeyler. Yakın zamanda elde edilenler diye bir kısım eklenmiş. Yine yeni şekillerden biri. Bakın burada kahraman eğitimi kısmı var. Buraya girdiğinizde özel modda kahramanı test edebiliyorsunuz. Altta işte canlı izlemek isterseniz, ondan sonra burada yine ekipman seti gözüküyor. Onun dışında bütün kostümlerinin özellikleri ve bakın burayı da gizleyebiliyorsunuz böyle. Mesela şöyle gelelim. Şu kostümüne gelelim. Bakın burada işte model, eklenen özellikleri görebiliyorsunuz kostümlerde. Special'a gelelim. Hatta Legend'a gelelim. Bakın şimdi gördüğünüz gibi bunda çok fazla özellik eklendiğini gösteriyor. Bakın beceri, ses, model, beceri görsel efektleri hepsini buradan görebileceksiniz. Kostümün özelliklerini rahat bir şekilde görebilmeniz için böyle bir şey eklemişler. Gördüğünüz gibi böyle de bir özellik gelecek kahramanlar kısmına. Detaylarda gizleyebiliyorsunuz rahatça buradan net bir şekilde görmek için. Sadece ekranda sarı sandık duracak. Diğer sandık altta günlük kısmı var. Buraya tıkladığınızda buradan alıyorsunuz. Yine günlük görevlerin kısmı. Onun dışında oyunun müziği de değiştirilmiş. Yani arayüzdeki çalan müzik. Şimdi bununla birlikte diğer kısımları da hızlı bir şekilde göstereceğim. Diğer arayüz kısımlarını. Bakın yeni müziğimiz bu. We'll be right back.
lütfen. Pacuity'nin stack sayısı 3'e düşürüldü. Yalnız artık düz vuruşlarıyla stack kasamayacak. Rakip şampiyonlara düz vurduğunda stack'e dolmayacak. Sadece yetenek kullandığında stack'lerini doldurabilecek. Yeteneği rakip şampiyona isabet ettirmek zorunda değil. Düz vurduğunda da yine stack'leri dolacak. 3 stack'le sınırlı olmak üzere. Gördüğünüz gibi yetenek kullandıkça ister isabet ettirsin ister ettirmesin stack'leri doluyor arkadaşlar. Yeni kahramanımız Aulus savaşçı rolünde Ağustos'un 13'ünde gelecek. Hızlıca yeteneklerine bir göz gezdirelim. Birinci yeteneğiyle hızlanarak rakip şampiyonların üzerine tosluyor ve kitle kontrol bırakıyor. Onları da 1-2 saniyeliğine stunlıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde hızlanıyor ve rakip şampiyonları stunlıyor. Gayet güzel. Bana biraz Ornn'u anımsattı ama yani bir şey de demek istemiyorum. İkinci yeteneğe alan hasarı veriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerden vuruyor. Bir de özel bir özelliği var. Ultisinin seviyesini arttırdıkça silah büyüyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi silah büyüyor. Çok da güzel bir pasif var. Vurduğu alanda genişledi gördüğünüz gibi. Ultisini ne kadar seviyesine uplarsanız yeteneklerini o kadar geniş alana ve o kadar güçlü vuruyor. Silahını büyüttüğü için gördüğünüz gibi ultisinin seviyesini yükseltince direkt silahı da kocaman oldu. Bakın özel pasifi silahı bu şekilde yandığında stack'e dolduktan sonra bakın durun şimdi arkadaşlar stack sayısı var. Bu stack'e doldurduktan sonra hızlı hasar veriyor. Yani seri seri rakip şampiyonlara vuruyor. Şimdi göreceksiniz. Bakın şimdi şöyle toslama. Bu şekilde bu da işte ikinci yeteneğin geniş alana vuruşu. Bak stack'e gördünüz mü? Bu pasif arkadaşlar. Pasifinden dolayı bu şekilde hızlı bir hasar vuruyor. Yani pasifini doldurduğunuzda o şekilde hızlı hasar vuruyor. Savaşçı rolünde genel olarak bekleme süresi itemları kasılıyor. Ama tabii ki de değişik build'ler yapılacaktır. Can çalma ve bekleme süresi itemları çıkılıyor. Gördüğünüz gibi yavaşlatıyor rakip şampiyonları bu yeteneği. Şöyle gittiğinizde vurduğunuzda. Tabii ki bu daha çok değişecektir. Ağustos yani Ağustos'a kadar çok fazla özellik eklenecektir. Belki yeni bir stun özelliği de eklenir. Ama şu pasifi gerçekten iyi. Hızlı bir şekilde seri vurması gerçekten iyi. Stun'ı doldurduğunuzda çok güzel iş yapabilirsiniz. Yani orta seviye bir kahraman çok iyi diyemem. Ama görünüm ve şekil açısından güzel duruyor gerçekten savaşçı kahramanlar için. Bakalım geldiğinde göreceğiz. Dediğim gibi Ağustos ayında gelecek bu kahraman da. Tabii gelmeden çok fazla değişikliğe vuracaktır. İntikamın vücut bulmuş haliyim. Deneme. Alfa 1-2. Dikkat et yumruğum çarpmasın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Biliyorsunuz daha önceden sizlerle bazı projelerim olduğundan bahsetmiştim. Bunlara yakında başlayacağım arkadaşlar. Globale kasma serisi olacak. Belirli kahramanları globale kasacağım ve onlarla ilgili sürekli o kahramanlarla ilgili videolar gelecek. Ayrıca bunun yanında da hayat hikayesi anlatacağım. Ayrıca böyle A'dan Z'ye bir şey daha yapabiliriz veya bir de işte yeni oyunları denediğimiz bir içerik türü de olabilir. Bunların videosu yakında gelmeye başlayacak. Bakalım eğer ki talep görürsek tabii ki devam edeceğiz. Talep görmezse de abi bırakacağız. Bu kahramanlardan bir tanesini şu anda kafamda oturtmaya çalışıyorum. Sanırım globale kasacağım arkadaşlar. Sanın yeni hali gerçekten çok güçlü olmuş. Çok rahat taşıyabiliyor. Bir sanı düşünüyorum.
diğerlerinde emin değilim. Birkaç kahraman daha var kafamda ama şu an işte test ediyorum. Böyle bakıyorum hani hangisi kasılabilir. Böyle görünmemiş çok güçlü kahramanlar hangileri? Bunları bulmaya çalışıyorum. Yani şu an metada oynanmayıp fakat çok güçlü olanlar. Bunları araştırıyorum açıkçası arkadaşlar. Daha önceden biliyorsunuz Freya'yı kasmıştım böyle TR'ye. Ben kastıktan sonra Freya'nın puanı 4200-4300'lere çıktı arkadaşlar. Yani 10'uncunun 4200-4300 sokak puanı vardı. Bu çok yüksek bir puan. Ben başladığımda ise 3800 falandı sanırım. Yani çok abartı şekilde kahramanın değerine üzerine düşmeye başlıyor insanlar. Böyle olmasını istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Sizlerle birlikte bu içeriği de üretmeye başlayacağım yakında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.